başlıyoruz. Değerli basın mensupları, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli irade yalnız bir şahsın düşünmesi değil, bütün millet fertlerinin arzu ve emellerinin bileşkesidir diyor. Ülkemizde millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milletin iradesini temsil eden parlamentoların icra organına vatandaştan ne kadar vergi toplanacağına izin vermesi bu vergilerin nerelere harcanacağını belirlemesi, vergilerin ve harcamaların parlamentonun verdiği yetkiye göre yapılıp yapılmadığının denetlenmesine bütçe hakkı denir. Bütçe hakkı milletin seçtiği ve kendisini en geniş şekilde temsil eden parlamentolara aittir. Bu Magna Carta'dan bu yana süre gelen 800 yılı aşkın demokrasi mücadelesinin en önemli kazanımlarından biridir. Bu nedenle bütçelerin meclise sunulmasına dair usul ve esaslar anayasalarla düzenlenir. Bizim anayasamızın da 151. maddesi bütçe teklifi Cumhurbaşkanı tarafından mali yılbaşından en az 75 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulur der. Anayasanın emri bu. Ancak burada da sarayın anayasaya uymadığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe hakkına saygı göstermediği görülüyor. 2021 yılı bütçe kanun teklifi pazar sabaha devletin resmi haber ajansında yarım yamalak açıklanıyor. Cumartesi akşam verilmesi gereken teklif meclisin internet sayfasına ise ancak iki gün sonra pazartesi sabahı konulabiliyor. Saray üçüncü bütçe teklifini meclise zamanında vermiyor. Anayasaya uymuyor. Sonuçta milletvekillerine bütçe üzerinde çalışmaları için anayasayla verilen 75 günlük sürenin 24 saati saray hükümeti tarafından gasp ediliyor. Bu yaklaşım tek adam rejiminin çıkardığı ve ülkeyi iki buçuk yılda buhrana sürükleyen devlet krizinin en önemli nedenlerinden biridir. Anayasayı tanımayan, sarayın vesayeti altındaki hakimler de saray böyle yapınca anayasayı tanımıyor. Anayasa Mahkemi milleti temsil eden vekillerin hakkı, milletin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuku, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen göz göre göre çiğneniyor. Ama biz yine her şeye rağmen yeniden zuhur eden Zekeriya Özler'e karşı adaleti savunan hakimlerin olduğuna inanıyoruz. Değerli basın mensupları, 2020 yılı bütçe tasarısı sarayın bütçeye ne kadar özensiz yaklaştığını da ortaya koyuyor. Bu bütçe laf olsun torba da olsun hesabıyla hazırlanan bir bütçedir. Ülkemizin içinde olduğu ekonomik buhran nasıl saraya uğramadıysa bütçeye de yansımamıştır. Saray gelecek yıl siftahsız dükkan kapatan esnafımızdan, borca batırdığı çiftçilerimizden, kobilerimizden, işlerini ellerinden aldığı işçilerimizden, Mutfak, mutfağındaki tencereyi kaynatamayan ev kadınlarımızdan, Sayıları 13 milyonu aşan işsizlerimizden Ben diyor 1 trilyon 58 milyar Türk lirası vergi toplayacağım Buna göre milletten toplanacak vergiler Bir önceki yıla göre yüzde 16,4 artıyor 2021 yılında Bu ülkede toplanacak her 5 liralık verginin 1 lirası da Özel tüketim vergilerinden gelir Önümüzdeki yıl Akaryakıt ve doğalgaz kullanırken 76,5 milyar tutarında lira tutarındaki özel tüketim ver lira tutarında özel tüketim vergisi ödeyeceğiz. Araba ya da başka bir motorlu araç alırsak devlete ödeyeceğimiz ÖTV'lerin toplamı %26 %20 artışta 40 milyar Türk lirasına çıkacak. Beyaz eşya, cep telefonu, bilgisayar alırken Ödeyeceğimiz özel tüketim vergisi ise yüzde on dokuz artarak on üç buçuk milyar lira olacak. Üstüne üstlük bir de devlet evden işe giden vatandaştan altı milyar Türk liralık trafik cezası kesmeyi öngörüyor. Yine önümüzdeki yıl toplam cezalar tüm ve cezalar dahil on dokuz milyar lirayı aşacak. Liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Peki bu Ödenecek bu paralar, milletten toplanan bu vergiler nerelere gidecek? Bu bütçeyle devlet önümüzdeki yıl 1,3 trilyon lira harcama yapacak. Buna göre bir yıl önceye göre harcamalar %11 artıyor. Bunun 180 milyar lirası faize gidiyor. Faiz lobilerinin cebine gidecek para ise 2021'de Tam yüzde otuz bir oranında artıyor. Buna karşılık çoğu vatandaş için yapılan hizmetlere harcanacak faiz dışı giderlerdeki artış ise yüzde sekiz buçuk seviyesinde kalıyor. Yani vatandaştan toplayacakları vergi yüzde on altı buçuk artarken faizci, faizcilere verecekleri para yüzde otuz bir artacak vatandaşa hizmet için harcanacak paradaki artış ise sadece yüzde sekiz buçuk olacak. Faizleri, faizcilere ödenecek paradaki artış toplanacak vergilerdeki artışın iki katı buna karşılık vatandaşa hizmet için yapılacak harcamalardaki artış vergilerdeki artışın yarısı kadar olacak. Şairin dediği gibi Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye de bir pul. Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa. Aslında vatandaşa hizmet için harcanak, harcanacak paranın taksimi de eşit değil. Kendi içindeki dağılımı da eşit değil. Bu yıl yaşanan salgında vatandaşa destek yerine borç veren, İBAN numarası gönderip bağış isteyen, beş maskeyi bile parasız dağıtamayan, 40 yıl vergi veren esnafa 40 gün bakamayan yoklukta sabret diye millete akıl veren saray bu yıl 30 tane makam arabası alacak. Yine minibüs, pikap, otobüsleri de bunun üstüne koyun alını saraya alınacak. Toplam 47 araç alacak. Sarayın harcamalarındaki artış oranı faiz ödemelerindeki artışa yetişmiyor. Yetişemiyor ama ondan çok da aşağı kalmıyor. Cumhurbaşkanlığının ödeneği yani sarayın mesarifi önümüzdeki yıl yüzde yirmi sekiz virgül artıyor. Özetle bu bütçe faiz lobilerinin ve saray sosyetesinin bütçesi. Vatandaşa da askıda ekmek kalıyor. Değerli basın mensupları, aylardır grip aşısını konuşuyoruz. Koronavirüs salgınında kronik hasta ve yaşlılar Önemli bir risk grubu, bu grubun grip aşısı olması önemli. Ama ithal edilen aşı sayısı sınırlı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre saray grip aşısını karneye bağlamış hem de telekarneye. Aşı olmaya hak kazananlar bunu e-nabız üzerinden öğreneceklermiş. Bunu yaparken de bir risk belirleme sistemi kullanılıyormuş. Aşıyı ancak puanı tutanlar yaptırabilecekmiş. Ama vatandaşın bu puanı nasıl tutturacağından haberi yok. Şimdi bir örnek vereyim. 1948 doğumlu bir vatandaşımız bize müracaat ediyor. 72 yaşında. Ben bypass'lıyım. Tansiyon hastasıyım. Geçen sene menenjit oldum. 4 tane raporlu ilacım var. Eşim tansiyon hastası. 5 tane raporlu ilacı var diyor. Ama bunlara e-nabız üzerinden aşı için kendilerine gelen yazıyı da bize gönderiyor. Aynen okuyorum. İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi. Altta yazıyor, sorguluyor. Cumhurbaşkanlığı genelgesi 20, -20 8 kapsamında bakanlığımızın belirlediği riskli kronik hastalığınız bulunmamaktadır. Anlaşılan Yaşlı olmanız ya da kronik hastalığınızın olması grip aşısına ulaşmanıza yetmiyor. Şekerin olacak, şekerin gözüne vurmuş olacak ya da bir tarafınıza inme inmiş, inme inmiş olacak. Ancak o zaman aşı bulabileceksiniz. O da galiba belki. Özetle bu aşı işi de tam bir kaosa dönmüş durumda. Millete beş maskeyi parasız dağıtamayan buna karşılık karne ve kuyruktan siyaset üretmeyi çok fazla seven, bir yıl önce kış günü milleti tanzim satış kuyruğuna sokan saray yönetimi, şimdi de aşı kuyruğunda bekleyen, şimdi de yaşlı başlı vatandaşlarımızı aşı kuyruğuna sokuyor. Yetkililerin bu konuda yapacakları açıklamaları bekliyoruz. Değerli basın mensupları, bu yönetim milleti tamamen unuttu. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhran her geçen gün milletimizi daha fazla eziyor. Bunlar saraylarında oturmuşlar artık millete dürbünün tersiyle bile bakmıyorlar. Milletvekillerimiz sağda, milletimizin yanında, illerde esnafların, kobilerin dertlerini dinliyorlar. Genel merkezimize telefonlar yağıyor. Borçlar, işsizlik, pahalılık, bıçak kemiğe dayanmış değil delmiş geçmiş vaziyette. 81 yaşında bir vatandaşımız, bir hanımefendi telefonda anlatıyor. Torunum okula başlayacak. Bir kalem, bir defter, bir de cetvel aldım. 25 lira tuttu. Yardımcı kitap ise 80 lira. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir tarafta kırtasiyeci esnaf kana alıyor, bir tarafta da vatandaş. Televizyona çıkan bir emekli vatandaşımız ise şunları söylüyor. Aldığım maaş 2000 lira bile değil. Çocukları okutamıyorum. Geceleri gizlice ağlıyorum, utanıyorum. Emeklilerimizin büyük bir kısmı insanca yaşamaya yetmeyecek paralarla hayata tutunmaya çalışıyor. Diskin yaptığı son araştırmaya göre 13,2 milyon emekli ve hak sahibinin 8 milyonunun aldığı aylık asgari ücretinde 4 kişilik bir aile için belirlenen açlık sınırının da altında. Bir de emeklilikte yaşa takılanlar var. Giderek kangren haline geliyor. İnsanlar emekli deseniz emekli değil. Çalışmak istese iş bulamıyor. Seçimler, seçimlerden önce bu sorunu çözmeyi vaat eden hükümetin küçük ortağı, seçimden sonra kulağının üstüne yattı. Küçük ortak milletin derdiyle hemhal olacağına, ya millete askıda ekmek tavsiye ediyor, ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, psikogenetiğiyle uğraşıyor. Değerli basın mensupları. Tek adam parti devletine geçildikten sonra hızla artan borçların son dönemde ertelenen vergi ve primlerin ödeme zamanı geldi. Esnaf Kobi iş insanı darda. Yapılandırılan ertelenen kredilerin bile geri ödemelerinde yine zorluklar var yine zorluklar baş gösterdi. Saray meclisteki torba yasaya yeni bir eklenme yeni bir yapılandırma ekleyeceğini söyledi. Biz buradan bir kere daha tekrar edelim. Yeniden yapılandırma bir süreliğine milleti rahatlatır. Ama bugün ortada olan sorunu çözmez. Yarın yeni yapılandırmaları yapmak zorunda kalırsınız. Bu iş döne döne borç yapılandırarak olacak bir iş değildir. Bu salgın nedeniyle ödenemez noktalara ulaşan bu borçların mümkünse ana para ve faizlerinin silinmesi gerekir. Esnafa, çiftçiye, ailelere, kobilere sıfırdan başlama imkanı sağlamak lazımdır. Bu yapılamıyorsa en azından bu kesimleri borç faizlerinden kurtarmak gerekir. Vergi kaçıran, yurt dışına para kaçıran yandaşa paranı getir senden ne vergi alacağım ne de hesap soracağım deyip Torba yasaya torba yasayla varlık barışını getirmeyi biliyorsunuz. Ama vergisini, primini ödeyemeyen vatandaşın vergisinden de, priminden de, bunların faizinden de bir türlü vazgeçmiyorsunuz. Esnaflara Genel Başkanımızın 23 Mart'tan bu yana söylediği sicil lafını dahi getiremediniz saray hükümetinin yıllardır izlediği ekonomiyi borçla şişirme siyasetinin sonucunda ülkemizin borcu çok ciddi seviyelere ulaştı. Dünya Bankası'nın 2021 borç raporuna göre Türkiye 2019 yılında yani bir yıl önce düşük ve orta gelirli ülkeler arasında en borçlu 10 ülkeden biri. Dahası Arjantin'den sonra hem borcun gayri safi milli gelir oranının en yüksek olduğu hem de döviz rezervlerinin borcunu karşılama oranının en düşük olduğu ikinci ülkeyiz. Bu yıl izlenen borçlanma politikasıyla bu çok daha kötüye gitti. Yine bizim yaptığımız hesaplara göre finans kesimi hariç devletin, şirketlerin ve yandaşların toplam borcunun milli geliri oranı %118 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye'nin döviz rezervleri de dibe vurdu. Swaplar ayıklandıktan sonra kalan net rezervlerimiz Nisan ayından bu yana eksi bakiye veriyor. Ağustos ayında net rezervlerimiz eksi 37,3 milyar dolar. Aslında hem borç hem rezervler mevcut serilerde Bundan önceki kriz dönemlerinde bile görmediğimiz seviyelere ulaşmış vaziyette. Bu hükümet ülkeyi dünyadan tefeci faiziyle borçlanma noktasına getirdi. Ama görüyoruz ki bu faizlerle bile borçlanmakta zorluk çekiyorlar. Geçtiğimiz hafta Varlık Fonu dünyaya duyurduğu ihaleye çıkmaktan vazgeçti, iptal etti ihaleyi. Endişe ediyorum. Yakında nur topu gibi borç kır bir nur topu gibi bir borç krizine yakalanmayız inşallah. Bütün bunlara rağmen saray rahat. Siyasi, siyasileştirdiği faiz politikası üzerinden spekülatörlerin vurgun yapmasına seyirci kalıyor. Bir haftadır ortalıkta bir haber geziyordu. Merkez Bankası bu hafta yapacağı toplantıda faizi 300 bas puan arttıracakmış anlaşılan bu haber güvenilen bazı mahfillerden fısıldandı ki birileri ellerindeki dolarları satmaya başladı. Ve vatandaşla vatandaş da bunların arkasına takıldı. Dolar kuru bir haftada 15 kuruş düştü. Dün sabah Merkez Bankası faiz kararını açıklamadan önce dolar 7 lira 78 kuruşa kadar indi. Merkez Banka ama Merkez Bankası Piyasaya anlatılan bu hikayeye uymadı, beklenen politika faiz artışını yapmadı, faizi olduğu gibi bıraktı. Dolar birden 7.98'e fırladı. Dolar başına bu 20 kuruşluk artış, Merkez Bankası faiz kararını açıklamadan önce 10 bin dolar satın alan birine oturduğu yerde bir buçuk saatte tam 2 bin lira kazandırdı. Şimdi soruyorum. Merkez Bankası faizi artıracak haberini fısıldayan kimdi? Neden Merkez Bankası ve diğer düzenleyici denetleyici kurumlar bu manipülasyona göz yumdu? Özellikle perşembe sabahı Merkez Bankası faiz kararını açıklamadan önce kimler döviz aldı? Önce manipülasyon yapıp dolar kurunu düşüren, sonra da kur yükselince oturduğu yerden iki tane tuşa basarak voliyi vuranlar kim? Bu manipülasyonun sorumluları derhal bulunmalı ve kamuoyuna açıklanmalıdır. Aksi takdirde güven daha da sarsılacaktır. Değerli basın mensupları, <laughs> bu yönetimin elinde çiftçi ürün fiyatı ile girdi fiyatı arasında sıkıştı. Yetmedi, bir de ithalatla üretici bitirildi. Bunun son örneğini iki gün önce yaşadık. Erdoğan'ın resmi gazetede yayımlanan kararıyla buğday, arpa ve mısırda bu yılın sonuna kadar gümrük vergileri sıfırlandı. Çiftçiyi, üreticiyi koruyan bir sütre yıkıldı. Bu sene çiftçiye buğdayda 1650 lirayla 1800 lira arasında taban fiyat verdiler. Şimdi 2200 liradan ithal ediyorlar. Bu da yetmezmiş gibi gümrüklü ithalatın önünü açıyorlar. Yani çiftçi üretmesin diye ne yapılır ne ne yapılır diye sorsalar ancak bu yapılır. Çiftçinin alın terinin tarlasıyla buluşmasını engelleyen bu politikalarla çiftçi üretmekten vazgeçiyor. Başka ülkelerin çiftçisinin eline kalıyoruz. Tabii haklı olarak ihtiyacımız varsa buğday un yetmiyorsa ne yapalım? Vatandaş aç mı otursun? ithalatı yapacağız diyenler olabilir. Ama bu iş biraz öyle değil. Aynı gün yayınlanan bir başka karar var. Erdoğan'ın yayınladığı bir karar. Bu bu karar aslında baktığınızda bu ne pehriz bu ne lahana turşusu dedirttiriyor. Kararla Toprak Mahsulleri Ofisi'ne görev veriliyor. Suriye başta olmak üzere ihtiyaç duyan ülkelere 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilecek. E bir tarafta tüccara buğday ithalatının yolunu açıyorsunuz. Sonra da 100 bin ton of, ofisin elinde bulunan 100 bin ton ekmeklik buğday karşılığı unu Suriye'ye veya başka ülkelere hibe ediyorsunuz. Yani Millet de içeride unu fahiş fiyatta yemek zorunda kalıyor. Fırıncılar kana alıyor. Sattığım ekmeğin fiyatı kontrol ediliyor. Ama üretimde kullandığım, üretimde kullandığım unun fiyatı uçup gitti. Sesimi duyan yok diyor. Fırınlar, unlu mamul üreten esnaflar kapanma noktasına geldi. Bu işi çözemeyen hükümetin ortağı da millete askıda ekmek tavsiye ediyor. Sadece çiftçi ve fırıncı değil. Süt üreticisi de zor durumda. Her şey zamlanıyor ama çiğ sütün alım fiyatı yerinde sayıyor. Artan yem fiyatlarına yetişemeyen çiğ süt üreticilerinin ineğini kesime göndermeye başladığı haberleri kulağımıza geliyor. Değerli basın mensupları. Önceki basın toplantımda altını çizmiştim. Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine boykot uygulaması şirketlerimizi büyük sıkıntıya sokuyor. Bazı yatırımcıların fabrikalarını komşu ülkelere taşıma kararı almalarına neden oluyor. Hükümet burada hakkımızı arayamayacaksa nerede arayacak? Yine geçtiğimiz hafta söylemiştim. Geçen hafta bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sanayileşme icra komitesi kuruldu. Komitenin yetkilerinden bir tanesi ülke içinde kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında yurt içi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek bir değişiklik olursa bu konuda karar almak. Bir firmanın yeni bir ortak almasının ya da ortaklardan birinin yönetimden ayrılmasının yurt içi üretimin sürekliliğine ya da ulusal güvenliğe etkisini kim, hangi kriterlere göre belirleyecek? Bu yaptığınız açıkçası iş dünyasına pimi çekilmiş bir bombayı bırakmak anlamına geliyor. Aslında bu yaptığınız piyasa ekonomisinden kumanda ekonomisine geçişi gösteriyor. Bu yapılan can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Bu ülkeye yatırımın önünü kesiyor. Yatırım olmazsa, iş olmazsa, aş olmaz. Bu düzenlemeyi güveni daha bitirmeden, vakit geçirmeden değiştir. Yaptığınız acemiliklerin ve beceriksizliklerin faturası dönüyor, dolaşıyor, yine vatandaşlarımıza çıkıyor. Bu ülke genç bir nüfusa sahip. Dinamik bir ekonomisi var. Önemli bir coğrafi üstünü bulunan şanslı bir ülkeyiz. İyi bir yönetimle kısa sürede kendini toparlayabilecek, ayağa kalkabilecek potansiyelimiz var. Ben bunu yöneticilik yaptığım, geçmiş krizlerden çıkış programlarında gördüm. Ama bu ülkenin çok büyük bir şanssızlığı var. O da gerçekten dünyada yeni fırsatların ortaya çıktığı şu dönemde liyakatsiz bir yönetimin eline düşmüş olması. 2011 seçimlerinden önce Türkiye'yi 2023'te ilk 10 ekonomi arasına sokmayı vaat etmişlerdi. Nereye getirdikleri ortada. Uluslararası Para Fonu'nun son tahminlerine göre Bırakın ilk 10 ülke arasına girmeyi. 2021'de ilk 20 ekonomi arasından düşüyoruz. 24 milyon nüfuslu Tayvan'ın milli geliri 83 milyon nüfuslu Türkiye'yi solluyor. Tayvan dünyanın en büyük 20. ekonomisi olurken biz 21. sıraya düşeceğiz. Ama sarayın kibirli kişisi tutmayan hedefleri, gerçekleşmeyen vaatleri bir kenara itmiş, bir yandan 2053'e randevu veriyor. Bir yandan da bize rakamlarla 2023 hedeflerine ulaşamadığımızı söyleyecekler. Herhalde bizi kastediyor. Biz söylüyoruz. Ama rakamlar önemli değil. İstikamet doğru olsun yeter diyor. Yetmez Sayın Erdoğan. Artık size güven bitmiştir. Sizin millete göstereceğiniz bir yönde kalmamıştır. Sarayın kibri partinin gençlerine de bulaşıyor. Tabi sorumluluk bu gencecik çocuklardan çok gençleri kibriyle zehirleyen kutuplaştıran saray zihniyetinde. AK Parti'nin gençlik kollarının yayınladığı videoda millete sen kimsin diye soruluyor. Onlar sordukça da milletimiz yokluktan borçtan canına kıyanların artık gebermek istiyorum diye bağıran esnafın koruyamadıkları için katledilen kadınların Gezi olaylarında gencecik yaşta toprağa verilen gençlerin fotoğraflarını koyuyorlar. Sosyal medya hesaplarının altında bunları yüzlerine çarpıyorlar. Bu millet her şeyi görüyor. Notunuzu veriyor. Önüne gelen ilk sandıkta size yerinizi gösterecek, hepinizi evlerinize gönderecek. Milletimiz liyakatli bu ülkenin parlak geleceğine inanan Zenginleşmenin ancak hukuk devletiyle, demokrasiyle üreterek, paylaşarak, çevreye saygı göstererek mümkün olduğunu bilen Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını son mahalli idare seçimlerinde büyük şehirlerde yaptığı gibi derdine derman olması için iş başına getirecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa Necati Bey soruları alayım. Efendim bize yönlendirilen sorular var. İlk olarak Halk TV'nin sorusuyla başlıyorum. 2021 yılı bütçe kanun teklifinde bakanlık bütçelerine bakıldığında garanti tutarlarının konulduğunu görüyoruz. Bunun faturası vatandaşa nasıl olacak? Sizin bu konuya ilişkin yorumunuz nedir? Şimdi yapılan hesaplara göre 100 milyarı aşan bir tutarda yine önümüzdeki 3 sene için bir garanti ödemesi öngörülmüş. Aslında bu garanti ödemesi nedir? 5 kuruş milletin cebinden para çıkmadan yaptık dediğimiz dedikleri yolların köprülerin hastanelerin havaalanların havaalanları için ödenecek para. Şimdi çok açık söyleyeyim. Bunlar aslında borç ödemesi. Ve bu kadar borcu öderken emeklimize daha fazla maaş ödemekten, daha fazla yatırım yapmaktan, milletin ihtiyaç duyduğu derslikleri yapmaktan başka önemli öncelikli yatırımları yapmaktan, yine memurlarımıza daha fazla maaş ödeyebilmekten, daha fazla aile yardımı yapmaktan daha fazla milletimize her konuda destek vermekten, fırsat eşitliği yaratacak harcamaları yapmaktan vazgeçmiş oluyoruz. E bunlardan vazgeçtiğimiz zaman da ileriye dönük büyüme hedeflerimizde sıkıntıya giriyoruz. Bu kamu özel işbirliği modeli kapsamında yapılan yatırımlar bu memleketin geleceğini ipotek altına almıştır. Bu yatırımların biz tesisin kendisine bir şey dediğimiz yok. Allah yapandan da yaptırandan da razı olsun. Ama bu tesisler normal şartlarda ihaleyle yapılması halinde, devlet ihaleleriyle yapılması halinde ma, ol, ma, mal olacakları bedelden çok daha fazla bedele yapılır. Çok daha yüksek masraf ediliyor. Artı yine bu garantiler aracılığıyla milletin geç millet geçmediği köprü için geçmediği yol için, yatmadığı hastane için, uçmadığı havaalanı için borç ödemek zorunda kalıyor. Efendim A Haber tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. Sayın Muharrem İnce, gazeteci Bekir Coşkun'un cenazesinde Sayın Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu fotoğrafın kesilmesiyle ilgili partide bölücü kimmiş herkes gördü yorumunu yaptı. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı milletvekillerinin inceyle hareket edeceği iddia ediliyor. Bu açıklama ve iddialara ilişkin sizin bir değerlendirmeniz var mı? Şimdi, çok açık söyleyeyim. Yani bir fotoğraf var, camide çekilmiş, yine aynı camide çekilen bir de video var. Sayın Bekir Coşkun'un cenazesinde. Eğer hakikaten buradan bir e Bölücülük, buradan bir e, niza çıkarılmak isteniyorsa aynı durumun videoda da olması gerekir. Ben sordum, bu kesilmiş olan bir resim değil. Bu o açıdan çekilmiş olan bir resim. Dolayısıyla genel başkanın ve etrafının o hali gözüküyor. Videoda ise diğer şey etrafındaki diğer kimselerin de resimleri ortada. Dolayısıyla ben bunu bir eleştiri fırsatı olarak görüp partiyi eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Efendim A haberin bir diğer sorusu da şöyle. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumsal çatışma peşinde olduğunu iddia etti ve sıkıyorsa sokağa çıksınlar değerlendirmesinde bulundu. Sizin bu açıklamaya ilişkin yorumunuz ne olacak? Yani şimdi o açıklamayı ben de gördüm. Aslında tabii yine son derece ağır ifadeler içeren ve gerçekten cevap vermeye de çok fazla değ değmeyecek bir ifade. Ama madem soru olarak geldi şunu söyleyeyim. Milletimiz artık bu hükümetin ve ortaklarının durumunu görüyor. Her şeyin farkında. Notlarını veriyor. En kısa sürede önüne gelmesini istediği sandıkta da biletlerini kesecek. Onlar da bunu görüyorlar. Bunu gördükleri için de milletin meseleleriyle örneğin Söz verip de yerine getirmedikleri emeklilik emeklilikte yaşa takılanların meseleleriyle uğraşmak yerine milletin sıkıntılarına derdine derman olmak yerine askıda ekmek tavsiye ediyorlar ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşıyorlar. İnsaf 3 sayfa açıklama yapıyorsunuz 4 sayfa açıklama yapıyorsunuz içinde bir tane milletin meselesi yok. Evet. Efendim Yeni Çağ gazetesi ve Halk TV tarafından ortak sorulan bir soru var. İstanbul Pandemi Kurulu toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul Tabip Odası da bir açıklama yaparak kendilerinin de davet edilmemesini bu zihniyet virüs kadar tehlikeli şeklinde yorumladı. Sizin bu konu ilişkin yorumunuz ne olacak? E bu yani hem siz bir hıfzı sağ kurulunu topluyorsunuz. Pandemi kurulu diyorlar şimdi galiba adına. Ama buraya İstanbul halkının seçtiği, İstanbul'un gerçek temsilcisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı'nı çağırmıyorsunuz. E bu yapılacak iş mi? Yine konuyla ilgili olan tabipleri temsil eden teşkilatı çağırmıyorsunuz. Ondan sonra da o kurulun almış olduğu kararlardan hayır bekliyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Millet ne yaptıklarını görüyor. Notlarını veriyor. Bir an önce önüne gelmesini bekledikleri sandıkta da bunların biletini kesecek. Bunlar onun sıkıntısıdır. Bizim belediyelerimiz görünür olmasın. Ama ne yaparlarsa yapsınlar belediyelerimiz gerçekten hemşerilerine Bugün merkezi hükümetin vermiş olduğu destekten, sarayın vermiş olduğu destekten çok daha fazlasını veriyorlar. Bitti mi? Teşekkür ediyorum.